Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib. Sadakallahul azim. Kısa bir Türkçe meselesi. Sonra suallere cevaplar inşallah bu hafta. Çok söyledim. Türkçe en öksüz davamız. Dünyada hiçbir milletin diline yapılmamış bir ihanet bizim dilimize yapılıyor. Bunun sebebi lisanımızdaki kelime ve mefhumların kahir ekseriyetiyle Kur'ani menşeli olmalarıdır. Buradaki düşmanlığın hedefi Kur'an'a düşmanlıktır. Kur'an'la Arapça bilmeyen bir insanın dilde yaşayan Arabiyyül asıl kelimeler dolayısıyla sağlayabildiği ünsiyeti izale etmektir. Bu maksadı kavrayan her Müslüman uydurma kelimelere düşman olmalı. Ecnebiden iktibas eden kelimelere düşman olmalı. Bu düşmanlığı da bunları kullanmayarak icra etmelidir. Size çok söyledim. Dildeki bu ihanetin 3 safhası vardır. 1. safhası Türkçülük safhasıdır. İmparatorluğu parçalamak isteyenler evvela anasır Hristiyaniye, sonra da Müslüman unsurlara ırkçılık telkininde bulunmuşlardır. Müslümanlardan ilk Arnavutlar buna başlamıştır. Allah onları 90 sene bir açık hava hapishanesinde yaşattı. Komünist idare zamanında ne tarz bir hayata maruz kaldıkları herkesin malumudu. Sonra Araplara sıçrattı. Gaye imparatorluğu bölmek, parçalamak ve İsrail'in vücuda gelmesini sağlayacak şeraiti ihzar etmekti. Bunun için ırkçılığı dilde, dinde, edebiyatta her tarafta tervic ettiler. Yani buna revaç verdiler. Selanik'te çıkan Genç Kalemler isimli bir dergi buna başladı. Şimdi bu esbab-ı mucibe halen bu davayı güdenler tarafından kullanılmaktadır. Anlaşılır bir dil kullanmak. Anlaşılır dil nedir? Çoban seviyesinde bir dildir. Dünyada hiçbir milletin dili onun cahilleri seviyesine indirilerek bununla bir fayda sağlanacağını ummazlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik yoktur. Kaldı ki biz avam-ı nasın, havasın değil, en cahilin bile bildiği kelimeleri değiştiriyoruz. Bununla Türkçüler dediler ki Türk alemine yaklaşacağız. Orta Asya Türklüğüne yaklaşacağız. Bunun bir safsatadan ibaret olduğunu size şimdi bir vesikayla ispat edeceğim. Bir listeyle ispat edeceğim. Halkın bildiği, avamın bildiği bir kelime eğer Arabiyyül asıl ise, menşei Kur'ansa ona da düşmanlık yaptıklarını her gün, her saat görmekteyiz. Bunun örneği nedir? Hayat kelimesi. 1970'lerde
bu televizyonların başına ne diyorlar? Rütük mü? O Rütük'ün çıkardığı bir kitapçık var. Televizyonculara dağıtılmış. Bilsem getirirdim. Daha anlaşılabilir bir surette haberleri sunmak için şu kelimeleri kullanın, bu kelimeleri kullanmayın diyor. Mesela hayat demeyin, yaşam deyin. Hakim demeyin, yargıç deyin. Allah aşkına hakimi bilmeyen, yargıcı bilmeyen bir köylü mü var? Bunun bir aldatmaca olduğunu size bir listede ispat edeceğim. Bakınız. Şu uydurulan kelimelerden küçük bir liste. Türkiye Türkçesinde bu kelimelerden biri cevap. Uydurukça da yanıt. Cevap değil. Azerbaycan'da cevap. Başkurt Türkçesinde cevap. Kazak Türkçesinde cevap. Kırgız Türkçesinde cevap. Özbek Türkçesinde cevap. Tatar Türkçesinde cevap. Türkmen Türkçesinde cevap. Uygur Türkçesinde cevap. Hani Türkleri birbirine yaklaştırıyordun, Türkçülük yapıyordun da bu Türk kavimleriyle yaklaştırıyordun. İkinci kelime, ehemmiyet. Uydurukça'da önem, ehemmiyet, önem verdi, ehemmiyet verdi. Azerbaycan Türkçesinde ehemmiyet, Başkurt Türkçesinde ehemmiyet, Kazak Türkçesinde ehemmiyet, Kırgız'da ehemmiyet, Özbek'te ehemmiyet, Tatar'da ehemmiyet, Türkmen'de ehemmiyet, Uygur'da ehemmiyet. Hani yaklaştırıyordu. Bu yaklaştırma mı, uzaklaştırma mı? Bu İslam'dan uzaklaştırma ve Müslüman olan diğer sair kavimlerden de uzaklaştırma. Normal Türkçedeki kelime hadise, uydurukça'da olay. Gene sayıyorum, kâffeten bütün bu Türklerde ya vaka yahut hadise. Bunu internete koyacağım, oradan tafsilatını okursunuz. Hayat, yaşam, bütün Türk unsurlarında hayat. Yaşam diyen hiçbir topluluk yok bizden başka. Hayal, imge, uydurukçası imge, nereden uydurdularsa. Bütün Türk memleketlerinde genel liste burada, hepsinde hayal. Hür, bağımsız. Hür, bağımsız. Bağımlı olmak, mukayyet olmak demektir. Bir millet imzaladığı muahede ile bağımlıdır, mukayyettir. O muahedeye karşı bir hürriyeti yoktur. Ona uymak mecburiyetindedir. Hürriyet bu değildir. Tekayyüttür o kelimenin. Bağımsızlığın karşılığı belki olsa olsa. Ama bağımsız. Azerbaycan hür. Başkurtlar azat. Kazak Türkçesi azat. Kırgız Türkçesi hür. Özbek Türkçesi hür. Tatar Türkçesi hür. Devam ediyorlar. Öteki kelimeler de sayayım size. Sade kelimeleri. İnternette göreceksiniz ki hepsinde bizim attığımız kelime kullanılıyor. İhtiyaç. Gereksinimmiş. İmkan, olanak. Olanak. Olası değil diyor. Mümkün değil manasına da, muhtemel değil manasına da. Kanaat. Kanı. Hepsinde kanaat. Bütün Türk memleketlerinde. Kelime. Hele bu ne zavallı bir ifade. Sözcük. Böyle bir kelime kullanan hiçbir Türk unsuru yok. Sözcük, zavallı söz.
Sözde ibare karşılığı olabilir, kelime karşılığı olmaz. Söz bir kelimeden ibaret olmaz. Söz söyledim dediğin zaman bir kelime söylediğin anlaşılmaz. Bir cümle söylediğin anlaşılır en azından. Ama cük, geçen hafta söyledim, taskır ekidir, küçültür, zavallılık izafe eder. Bu kelime zavallı mı ki? Sözcük oldu, zavallı söz. Mana, anlam, hepsi mana kullanıyor. Meram, amaç. Maksat da amaç. Hiçbiri bizim kullandığımızı kullanmıyor. Mesela örneğin, bu örneğin Ermenicedir. Ermenice'de hiçbir Türk unsurunda yok. Miras. Kalıt. Kalıt. Kanunda geçiyor, hukukta geçiyor. Miras. Bizim gibi kullanan hiçbir Türk unsuru yok. Vakti almasın diye hepsini okumuyorum. İnternette bakarsınız. Milli, ulusal, kâffeten hepsi milli kullanıyor. Bizden başka. Ulus millet demek değildir. Ulus boydur kadim Türkçe'de. Kadim Türkçe'den gelen bazı kelimeleri de eğer kadim Türkçe'deki gibi kullanmak istersen ondan da böyle bir rezalet çıkar. Ağacın aslı yağlıştır. Türkistanlı yağlış der. Bin yıldır ağaç demişiz, şimdi bunu yağlışa mı çevirelim? Onlarla beraber olalım diye bu kelimede. Sarının aslı sargıdır. Tavuğun aslı tüyüktür. Tavuk demekten vazgeçip tüyük mü diyelim? Bu ile dahi olsa, yani beraberlik için olsaydı dahi bu yine milli kültüre ihanet olurdu. Liste böyle devam ediyor. Bunu internete atarsın Abdülaziz. Eyvallah. Görsünler. Eyvallah. Bu bir rezillik. Bu bir aldatmaca. Halk daha iyi anlasın diye yapıyoruz diyorlar. Halkın derin tefekkür, avamın derin tefekkür ve tahassüse ne ihtiyacı vardır? Ne de imkanı vardır. Alimler halka basite indirerek anlatır bazı meseleleri. Halk seviyesinde bir ilim düşünmek muhaldir. Bu herkesi cahil yapmaktır. Lisanda üniversite mezunları bugün cahildir. Sizin neslinizde yukarıdan aşağı Mevlüt'ü okusam yüzlerce bilmediğiniz kelime çıkar. Mevlüt'te. Bu bir halk kitabıdır. 12. gece İsneyn gecesi. Ne demek İsneyn? Şu kalabalıkta bir kişi bilmeyeceği gibi bunu beni ekran başında dinleyenlerden de kimse bilmez. İsneyn pazartesi demek. Yevmil Ehad pazardır. Arapçada hafta pazardan başlar. Yevmil İsneyn ikinci gün manasıdır. Ama senin Farsçadan aldığın günlerin de adı böyledir. Perşembe, Penşenbedir. Beşinci gün. Çarşamba, Çaharşenbedir. Şembe gündür Farsçada. Şimdi millet bunu almış, çarşembeyi çarşamba yapmış. Ama biz bunu galat kullanıyoruz, bunu çarşembe diyelim demenin bir manası var mıdır? Bin yıldır böyle kullanıyoruz. Abdestin aslı Farsçadır, abdest, el suyu. Abdest diyelim efendi, abdest yanlıştır. Hayır, buna bakılmaz. Bu galat-ı meşhurdur. Deme kalbura kallabur.
lügat-ı fasihten evladır, galat-ı meşhur. O kadim Türkçeden kelimeler de galat olsa bile bizim milli kültürümüzde belli bir forma oturmuştur. Hatta mana değişikliği de vardır. Siyahla kara aynı şeydir. Siyah Arapçadır. Kara Türkçedir. Beyaz Arapçadır. Ak Türkçedir. Ak beyazın aynı değildir. Alnı beyaz adam desen badana sürülmüş alnına zannedersin. Maneviyat için ak kullanılır, maddiyat için beyaz kullanılır. Siyah, kara da öyledir. Aldığımız kelimelerde bile, size burada misal verdim, namus kelimesi Arapçada sinek demektir. Sinek. Yani bu galat. Biz sinek diyelim, namus denince sinek anlayalım desen, bunun için uğraşmaya ne gerek var? 1000 yıl böyle kullanılmış. Namus başka bir kelime olmuş Türkçe'de. Namusu almış da başka bir manaya getirmiş, namusiye, cibinliğe, Farsçadan cibinlik demiş. Lisan, maşeri, vicdanın eseridir. Hiçbir ferdin buna müdahaleye hakkı yoktur. O Mustafa Kemal de olsa, o İsmet Paşa da olsa, o bilmem ne Maşa da olsa, buna hiçbir ferdin hakkı yoktur. Size anlattım, Sezar Latince olmayan bir kelime kullanıyor senatoda. Senatörün biri masaya vuruyor. Niye sözünü kestin? Bu kullandığın kelime Latince değildir diyor. Sezar diyor ki ben istediğim adamı Roma vatandaşı yapabilir, istediğim adamı da Roma vatandaşlığından azledebilir miyim? Evet diyor. Öyleyse bu kelimeyi de kullandım, Latince oldu diyor. Senatör diyor ki hayır Sezar diyor. Bir kimseye Roma vatandaşlığı vermek veya onu Roma vatandaşlığından mahrum etmek sana kanunların verdiği bir haktır. Hiçbir kelimeyi, Latince olmayan bir kelimeyi Latince yapmak hakkını sana kanun vermez. Onu Latin milleti yapar. Alır, beğenir, kullanır, benimserse o Latince olur. İskelenin aslı iskaladır ve Latincedir. Artık iskele Türkçedir. Çünkü alınmış, kullanılmış, şekil bile değiştirmiş. Numero derlerdi. Bizim çocukluğumuzda yaşlar bize Fransızca modası olduğu için numero kaç derlerdi. Bu numero kelimesi numara oldu Türkçe'de. Şimdi kimse numero kaç demez. Ama no kısaltmasını no yazıyoruz hala. Halbuki bu kelime numara olmuş. Bir de numara yapmak diye buradan bir mefhum icat edilmiş. 1952'de hanedanın kadın kısmı Türkiye'ye kabul edildiğinde hanedan mensuplarından bir kadın komşusu alışverişe gideceği zaman 8-10 yaşında bir çocuğunu efendim sizden bu Sultan Efendi ben pazara gidip geleceğim bu çocuk sizinle kalabilir mi diyor. Hay hay diyor. O da çocuğu oyalamak için dama değil de ne diyor bir satranç. Satranç öğreteyim sana oğlum diyor. Satranç öğretiyorlar. Bir şey oluyor çocuk diyor ki boş ver. Oğlum neyi boş vereyim diyor. Bir şeyi bir kabı boş ver demek anlıyor. Çünkü duymamış böyle bir tabir. Uzun yıllar gurbette yaşamış o zaman boş ver diye bir kelime yokmuş. Çocuğun sahibi gelince... İnşallah çocuk bir sıkıntı vermedi. Yo çok iyi eğlendik de yalnız lisanda anlaşamadık. Lisanda anlaşamadık. Hayırdır? Oynarken bir şey oluyor boş ver diyor. Neyi boş ver diyorum bir şey diyemiyor. Ne demek istiyor diyor. Ama şimdi boş ver desen ne demek istediğini herkes anlar.
Nedir bu mahşeri vicdan? Bu kelimeyi kabullenmiş. Bundan 100 sene evvel yaşamış bir adam mezardan çıkarsa, seni duysa gece kondu dediğini, dolmuş dediğini, sana ne dolmuş der, ne kondu gece der, hayır. He? Bir şey mi var? Üstadım, seste bir sıkıntı var galiba, bir saniye. İşi böyledir. Hayır. Ya da bir şey parazit yapıyor galiba. Nasıl? Tamam, düzeldi. Ha, tamam, üstüne bardak gelmiş. Düzeldi mi? Tamam, düzeldi. Dolmuş der sen. Ne dolmuş der sana? Anlamaz senin maksadın. Çünkü o zaman böyle bir kelime yoktu. Hatta aleti görmezse televizyon desen nedir televizyon der. Radyo desen nedir radyo der. Vaktiyle bu yeni icatlar hakkında da Mısır'da bir heyet ilmiye çalıştı. Bunlara İslami menşeli kelimeler koydu. Tutmadı. Bunlardan sadece tayyare tuttu. Bizim çocukluğumuzda tayyare denildi. Arabaya seyyare dedi. Ama bugün seyyare de otomobil de caridir Arap aleminde. Tanka dabbabe dedi. Elektriğe kehribar dedi. Radyoya hatıf dedi. Telefona hatıf dedi. Gizliden bir ses. Bu kadarını beklemiyorum. Gavurun kelimesini yeni icatlarda varsın kullansınlar. Zararı yok. Ama 1000 yıl kullandığın kelimeyi niye terk ediyorsun? Bu basit gibi geliyor. Yani ha hayat dedin, ha yaşam dedin. Hayatı dünya vel ahiret dedi mi Kur'an'da, an dünya ve ahiret hayatı diye. Arapça bilmeyen adam bile anlar. Senin Kur'an'la ünsiyetini kaldırıyorlar. Allah aşkına okuma diye bir kelime duymadınız mı? Okuma şimdi anlama manasına kaydırıldı. Ben bu işi böyle okuyorum. Mektup mu var elinde okuyorsun efendi? Böyle anlıyorum diyemiyor. Okuyormuş. Bu haberi sizinle paylaşalım. Bu ne menem Türkçedir. Nasıl paylaşıyorsun ya? Yarısı sana yarısı bana mı haberi? Affedersiniz, ben üşüttüm, atlatamadım. Bunu 1000 türlü söyleme imkanımız var bizim lisanımızda. Hayret bir şey. Hayret mastar. Hayret verici bir şey bile diyemiyor. Hayret bir şey. Fesubhanallah. Korkunç güzel. Hem güzel hem korkunç. Dil dibe vurdu. Üniversitenin size öğrettiği dille bırakın içtimai, siyasi, tarihi bir meseleyi. En mühim olan dini izah edemezsiniz. Bir meseleyi diniyeyi dakik, zarif, ince bir surette ifade edemezsiniz. Kaba taslak. Kaba taslak ifadeyle iman olsaydı Budist de Allah diye bir mefhuma inanıyor, cennete giderdi. Hoş Fethullah onları da cennete koyuyor ama o Fethullah'ın dünyasında, Allah'ın nezdinde böyle bir şey yok. Allah'a belli sıfatlarla inanacaksın. Bir misal vereyim size. Allah ehad sıfatı ilahiyesinin halidir. Ehadiyetle inanacaksın. Arapçada vahid var, ehad var. Allah birdir deriz biz Türkçede. Halbuki birin ikinin mebdeyi olduğunu da biliriz.
İkincisi olan şey birdir. Bu manada Allah vahittir desen asla doğru olmaz. Çünkü vahidin isneğini de var. Birin ikincisi de var. Ehadiyet ikincisi olmayan birdir. Belki Türkçe'de yaklaşık olarak biricik, eşsiz gibi. Tek olabilir mi üstadım? Allah tektir. Tekin de çife mukabil olmak şansı var. Eyvallah. Belki tek de. Onun için Yeniçeriler yektir Allah derlerdi. İşte bu Türkçeleştirmedir. Yek, Farsça birdir. Farsça birdir. Yekin de ikincisi vardır. Dü, üçüncüsü vardır. Se, tavla oynayanlar bilir. Tavla bize Acem'den geldiği için oradaki sözler hep Acemcedir. İkincisi olmayan bir. Yek sözünü kullanmak bile yanlıştır Allah hakkında. Neden? İkincisi olan başka bir mefhumdur. Bir ikincisi olmaksızın ehadiyet ayrı bir şeydir. Bu bir tek misaldir. Allah'ın bütün sıfatları için aynı dakik nazarla bakarsanız fark görürsünüz. Allah kendisini hangi sıfatlarla tavsif etmişse sen o sıfatlarla Allah'ı Allah'ın istediği gibi kabul eden mümindir. Senin kafandaki Allah kabulü Allah'ın kendini beyan edişine uymuyorsa at onu Ali'ce. Bir işe yaramaz. O zaman git Fethullah'ın yanına. Bunun neticesi şudur. Hiçbir İslami mesele ve hasreten akaide ait mesele bu uydurma dille izah edilmez. Bir zaman Diyanet gazetesinde gördüm. Ayete belge diyor. Belge. Mustafa Kemal'den kalan bir mektup da belge. Allah'ın ayeti de belge. Ayet kelimesine hiçbir beşeri vesika bunların belge dediğinden biri ifade eder mi? Ayet dediğin zaman Allah'ın beyanından başka bir şey anlama şansın var mı? Belge dediğin zaman ne? Her şey anlarsın. Demek ki bu mahdut bir manaya münhasır bir kelimedir. Dil böyle kelimelerle dolu. Hasreten dini ıslahlar böyledir. Farz var, vacip var. Farzda Allah'ın emri kat'i, vacipte zannidir. Efendim ne lüzum var farz vacip demeye? Allah'ın emirleri de geç. Halbuki bu mefhumlara göre ahkam teşekkül ediyor. Bu mefhumlar böyle budanmış bir ağaca çevirdiğin zaman o ağaçtan meyveyi yemez. Ağacı telefon direğine çevir, onda ne yaprak kalır, ne meyve kalır, o sana ağaçlık yapamaz. Gölge bile yapamaz. Dil bu hale geldi. Bu rezalete karşı çıkın. Bu rezalete karşı çıkın. Bu öksüz davaya sahip çıkın. Eğer bu millet hüviyeti asliyesine bir gün dönecekse, mutlaka ve mutlaka vazgeçilmez, ihmal edilemez birinci şart lisanın geri gelmesidir. Tabii yazıyla birlikte. Tabii yazıyla birlikte. Arapçada Medine şehir demektir. Şehir. Bildiğiniz Medine'nin adı Yesrib'ti. Peygamber aleyhissalatü vesselam oraya teşrif edince Medine'tün Nebi, peygamber şehri denildi.
Peygamber şehri. Bizim lisanımızda şehir Medine karşılığı kullanılır. Ankara şehri şehiri. İstanbul şehri şehiri. Halbuki şehir Arapçada ay demek. Öbür taraftan şehri Ramazan dersin. Ramazan ayı demektir. Şehri Ramazan, Ramazan ayı demektir. Eşhur, eşhur-u selase derdi ecdat. Üç aylara. Bu kelime de yaşıyordu. Üç aylar. Çünkü çoğul üçten başlar Arapçada. Şimdi sen medeniyet kelimesi Medine'den türediği halde bu Arapça kelimeyi ben nasıl öldürürüm düşünmüş birisi. Ya Uygur Türkleri var ya, bunlar çok medenidiler. Uygurluk eşittir medeniyet diyelim. Biliyor musunuz bu sizin uygarlık diye bildiğiniz kelime ilk kullanıldığı zaman Uygurluktu. Çukurluk gibi. Uygurlar çok medeniymiş de. Uygur eşittir medeni. Peki sonra niye uygar oldu? Bilen yok. Ne olacak? Öyle olsun, öyle olsun. Maksat bir Arapça kelime milli hafızadan silinsin. Buradaki ihaneti görün. Alakadar ilimken bu ihanete karşı çıkın. Vaka dururken olay demeyin. Mektep dururken okul demeyin. Mesuliyet dururken sorumluluk demeyin. Hakim dururken yargıç demeyin. İlahi. Bu facianın bir başka faslı var. Gavur kelimelerinin istilası. 10 gündür televizyondan duyduğum gavur kelimelerini not ediyorum. Her birinde 10-15 tane kelime var. Her birinde. Benim çocukluğumda helva etmek gibi köylünün bildiği kelimeyi. İroni. Buton. Düğme. Terör. Terör. Kullanmayan var mı? Gavur kelimesi. Yok mu bunun Türkçesi? Tetiş. Unutuldu. Kim bilir? Birer birer. Paradoks. Dizayn etmek. Şekil vermek. Formel. Şekli. Armageddon. Melhame-i Kübra. Emisyon. Komisyon. Evolüsyon. Revolüsyon. Kriter, epik, ahlaki yerine, epik, kategori, simülasyon, endivisyon, atmosfer, vizyon, dizayn, model, idol, okazyon, fırsat değil. Allah belanı versin, benim 1000 yıldır kullandığım kelimeyi gavurun kelimesiyle tebdil etmeye ne hakkım var? Ne hakkım var? Millete dayatmanın bunu kullanacaksın, bunu kullanacaksın. Bunların hepsi. Rütün kitapçığında da var. Hatta o günden bugüne değişme de var. Mesela müessir deme diyor, etken de diyor. Halbuki şimdi etkin oldu. Etken oldu. Ne kabahati varmış müessirin? Arapça. Arapça niye tükaka? Kur'an Arapça. Bunu anlayın. Allah aşkına ne söylesem az. Başka bir sual sor. Hayırdır, bir şey mi var? Bilmiyorum, sesli bir problem yaşıyoruz ama müsaadenizle tekrar bir gözden geçireyim. Nasıl oldu? Devam ediyor. O zaman sağlıklı bir konferans müddeti için değiştirebilir miyim müsaadeniz olursa? İyi olur da. Ben mütefennin değilim, anlamam bu işlerden. İnternete elimi sürmediğim halde İnternette benim imzamla yazılar yazıp savcıyla başım derde sor.
problemimiz şu an. Öyle mi? Evet. Bunları da alayım, kalabalık yapmasın. Tamam. Söz buraya gelmişken, bu davalarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Biliyorsunuz 17-25 aralığından çok evvel 2012 yılında Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri isimli kitabımda Fethullah Gülen'in İtiraf edeyim ki ben de o zaman bu kadar zannediyordum. Sadece dinde tahrif yaptığını, İslamiyet'i muamelatsız bir din haline getirerek Yahudi'yi memnun etmek istediğini sanıyordum. İddiasını bundan ibaret sanıyordum. Ve bu iddiayı cerh eden bu kitabın 3. cildinde aşağı yukarı 300-400 sayfa onun fikirlerini aktararak ret ve cerhini yaptım 2012 yılında. Bana 5 tane dava açtı. Bir ceza davası, savcıya şikayet etti. O zaman havaları yerindeydi. Savcı daha ifademi almadan ehli hukuka havale etti. Şipşak davayı açtı. Bir de hukuk davası açtı. Yani tazminat davası. Yetmedi. Erzurum'da bir kardeşiyle, hayır bir amcasıyla iki kardeşi de 3 tane dava açtı var. Onların davaları da hukuk davasıydı. Bize Ermeni diyorsun. Halbuki ben kitabımda Fethullah'a Ermeni demedim. Keşke deseymişim. Dedim ki sana emniyetin raporunu koydum. Az bile gelir ona. Ne Ermeniler var ki? Allah'ın hakikatine ulaşamamış ama ahlaklı. Bu gavurun da ahlaksızı. Milletin ibadetiyle hırsızlık yapan adam gavur bile olamaz. Papaz bile olamaz Fethullah. İsterse bir daha dava açsın. Umurumda değil. Sana devlet Ermeni diyor. Aha rapor. Niye tekzip etmiyorsun? Tekzip etmemene taaccüp edilir dedim. Bana Ermeni diyorsun diye dava açtı. Mahkemede de avukatı diyor ki bu iddia, Ankara Emniyeti'nin bu iddiası 12 Eylül ürünü olduğu için ya da 28 Şubat öyle bir şey. Biz buna ehemmiyet vermedik. Tekzip etmedik diyor. İyi de ben ona ispat ettim sitelerinden. Birisi demiş ki bunun adı Fethullah'ydı. Fethullah yaptı, bir H ilave etti. Bir H ilavesini 4 defa tekzip etmişler sitelerinde. Bu bunun kadar ehemmiyetli değil mi? Sana Ermeni dönmesisin diyor. Buna cevap vermiyorsun. Ben Ermenisin demiyorum. Sen niye cevap vermiyorsun? Kabul mü ediyorsun bunu dedim. Bunu Ermeni diyorsun kabul ettiler. Bir amcası iki kardeşi 3 kişi dava açtı. Tabii bu dava tazminat davasıdır. Onar bin lira talep ediyorlar benden. Mahkemeler hiçbir zaman bu tazminat davalarında talebin aynına hükmetmez. Çünkü o parayı ödeyecek olanın gelir durumuna bakar. Ben bir emekli avukatım. Ben koç gibi zengin değilim ki.
Fakat bu hakim ne yaptı biliyor musun? Bu üç davayı birleştirdi. 2012'de. Üç davayı birleştirdi. Üç davayı da bir celsede karara bağladı. 30 bin lira aleyhime hükmetti. 10'ar bin liradan üç kişiye 30 bin lira. E ne yapalım? Bunlar adalete yerleşmişler bilmem neler. Bunlar çıktı ortaya sonra. Bereket temizden dava çabuk hallolmuyor. Uzadı. Bu uzama esnasında da Fethullah foyası meydana çıktı. Adamları da belli ölçüde sinmek mecburiyetinde kaldı. Temiz bu davayı 6'ya 5. Bir reyle bozdu. Bir reyle bozulmuş bir davaya deme hakim evet demez. İtiraz eder. Çünkü bir rey. Bir daha giderse temize lehine dönebilir. Bu hakim bir celsede bunu kabullendi. Evet. Yanlış hüküm verdim. Kabul ediyorum. Temize uyuyorum. 30 bin liram geriye geldi. Şimdi onu saklıyorum. Çünkü bir dava daha açtı. Vesikalar kitabını. Oradan da 100 bin lira istiyor. Üç dava birden temizlendi. Bir iyi haberim daha var. O da Tayyar Altıkulaç'ın açtığı dava 4. Hukuk Dairesi'nden ittifakla bozuldu. 15 gün itiraz müddeti var. İsterse etsin ittifakla verilen bir kararın itirazı aynı karar, dairede karar bağlanacağı için bir netice hasıl olmaz. 6 davanın 4'ü gitti mi çöpe? Kaldı Fethullah'ın burada açtığı ceza davası ile hukuk davası. Onun da hikayesini size söyleyeyim. Bilmem o davaya bakan hakim için çirkin bir şey mi olur yani? Eğer o dava 17 Aralık'tan sonra açılsaydı o hakim bana ceza vermezdi. Çünkü o hakim Yüksek İslam mezunu bir hakim. Oğlunun adı Necmettin. Erbakancı bir hakim. Korkudan verdi. Cüzi bir cezayla geçiştireceğim dedi. Hukuk davası da o ceza davasını beklediği için bunlar daha bir netice vermedi. Şimdi yeni bir dava açtı. Ama başka bir şey. Adamın biri kendi adına bir site açmış. Oraya benim hakkımda, benim söylediğim şeklinde söylediğim, söylemediğim namütenayi söz koymuş. Ben işte Kemalistleri inek şekline sokmuşum da bilmem bunların kafaları 1920'de kalıyor demişim de 9'u 5 geçe Kemal Paşa'nın ölüm günü Kenef'e gidin muhalefetinizi diri tutun demişim de vesaire. Bundan beraat aldım. Savcılıktan yani takipsizlik kararı aldım. Çünkü bu siteyle alakamız yok. Bakın biz o siteyi bizimle alakasız olduğunu ilan etmişiz. Sahte site. Bu sahte site. Bunu bu ihtiva ediyor. Bizim sitemizde böyle bir şey yok. Sahte olduğunu biz ilan ettik. Bu bizimki. İnternete elimi sürmediğim halde Adnan Oktar'ın adamları aleyhlerine, kendi aleyhlerine bir söz yazdı, altına imzamı koydular. Ve ben savcıya ifade verdim. Bunu birçoklarına yapıyorlarmış polisin ifadesine göre. Sonra da geliyor diyorlarmış ki biz davamızı geriye çekelim, vazgeçelim. Sen bizim vakfımıza şu kadar yardım et. Benim öyle geri adım atmayacağım bildikleri için bana böyle bir teşebbüste bulunamadılar. Ben askeri mahkemeler karşısında bile eğilmedim Allah'ın izni keremiyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi dün evvelsi günü bir daha ifade verdim. Yeniçeri Yahudi'ye kızmış, ulan seni keseceğim demiş. Etme ağam, yetme ağam, ben sana ne yaptım demiş. Ne yapacaksın, siz Hazreti İsa'yı çarmıha gelmediniz mi, o yeter demiş.
Yahudi demiş ki, ya demiş, o ne zaman oldu, benim onunla ne alakam var demiş. Zarar yok, ben yeni duydum. Şimdi İzmir'den bir zavallı yeni duymuş bu sahte sitedeki sözü, beni şikayet etmiş. İzmir savcısı da evrakı buraya gönderiyor, buradan ifademi istiyorlar. Halbuki bu daha evvel takipsizlikle neticelendi. Karar burada elimde. Bir suç hakkında iki dava olmaz. Derdestse derdestlik iddiasıyla ikinci talep reddolur. Hükme bağlanmışsa zaten kaziye muhkemedir, bitmiştir iş. Ama bunlar ben yeni duydum mantığıyla yeniden şikayet etmişler. Adliye meşgul etmek, oradaki savcının da haberi yoktur ki İstanbul'da bu daha evvel takipsizlikle neticelenmiş. Ne bilecek? Kararımızı görünce anlayacak. Size o kararı da göstereyim istedim ama nasıl olsa bu uzaktan bir şey anlaşılmaz. Bu da Tayyar Altıkulac'ın kararı. Bu kadar habere bir son iyi haber ilave edeyim ve bu faslı kapatayım. Yüklendi mi? İyi. Bakın. Fethullah'ın kitap satış mağazalarında benim kitaplarım satılıyor. Dertli. Kaderin cilvesine bak. Bunu kadir yapmıyor, bunu kader yapıyor. Elhamdülillah. Şimdi bir sual sor. Bu kadar asbal yeter. Üstadım, bu Cevat Salim Paşa kimdir? Tanıdınız mı? Hakkında malumat verebilir misiniz diye sormuşlar. Cevat Salim Paşa'yı tanıdım. Ama bir gün gelir de bunu yazarım diye düşünmedim ki onun tercümeyi halini alayım. Kaldı ki zaten rahatsızdı. Erenköy'de evinde ziyaret ettik biz onu. Daha evvel bir arkadaşım ziyaret etmiş de bu Mustafa Kemal Paşa'nın cenazesi namazı nasıl kılınmış onu anlatmış. Orada kumandanmış o zaman. Gel bizimle de sen de bunu duy dedi. Ben de gittim Erenköy'de. Hastaydı zavallı, yani yatalak değildi ama hastalıktan yeni kalkmıştı. Maalesef bu vakayı benden tarihe haberler, 40 görgü şahidinden naklen benden tarihe haberler diye şimdi ben bir kitap yazdım, bitirdim. Oraya koydum ama Cevat Salim Paşa hakkında hiçbir bilgi alamadım. O ancak genelkurmaydan alınır. Genelkurmayın da önünden bile geçirmezler beni askerler. Tahmin ediyorum. Hiç müracaat etmedim. Yani internette bir yerde yok hakkında bir bilgi. Ama ben kendisiyle görüştüm. Dedi ki, Mustafa Kemal Paşa'yı katafalka koyduk. Katafalka, Müslümanlar musalla taşına konur. Katafalka koyduk. Makbule Ata'dan geldi. Mustafa Kemal'in kız kardeşi. Benim kardeşimin namazını niye kılmıyorsunuz? Benim kardeşim Müslümandı dedi. Bağırdı, feryat etti. Bu kadın böyle deyince ben de orada kumandanım dedi. Ha onu söyleyeyim. Mustafa Kemal saat 9'u 5 geçe ölmedi dedi. Doktorlar son günlerinde nöbet tutmuyorlardı. Çünkü onlara kızıyordu, bağırıyordu, kötü söz söylüyordu. Akşam ben nöbetçiydim dedi. Mustafa Kemal sabaha karşı vefat etti. Sabahleyin doktorlar geldiler saat 9'da. Ben Cevat Salim Paşa'nın söylediklerini söylüyorum. Doğruluğunu, yanlışlığını karışmıyorum. Duyduğumu söylüyorum. Keşke hayatta olsa da beni tasdik etse şimdi. Bu 70'li yıllarda ben onunla görüştüm. Evet. Doktorlar dedi ki, dedim ki siz neredesiniz ya? Nöbetçi kalmadınız, akşam öldü.
Ne diyorsun? Aman toplandılar dedi. Şimdi öldü diye. 9'u 5 geçe bir rapor tuttular dedi. Neyse hazırlıklar yapıldı. Katafalka konuldu. Makbul Atı'dan geldi. Böyle bağırmaya çalışınca o zaman vakıflar umum müdürü olan kim? Şerafettin Yalçınkaya. Sonra Diyanet İşleri Reisi oldu. Bakın. Bu adamın da haline bakın. Orada fatör şapkayla, silindir şapkayla hepsi. Dedim ki, hoca geç önümüze bir namaz kılalım dedi. Tamam dedi, saf olun arkama. Başında fatör şapka ya da silindir şapka. Cevat Salim'in anlattığı. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Ben hemen arkasındaydım. Bunu Fahrettin Altay'da anlatıyor da bu kısmı Fahrettin Altay'da yok. Yani kardeşinin gelip böyle dövündüğünü vesaire, illa namazını kılın ağabeyimin dediğini falan söylüyor. 10 yıl savaş ve sonrası isimli hatıratında var Fahrettin Kerim. Cevat Salim diyor ki, hoca ne yaptın dedim, ne yapmışsın? Hoca bir taraftan Tanrı uludur, öbür taraftan Esselamu Aleyküm. Sus demiş, sanki abdestin mi var? Şu karı kendini helak etmesin diye bir iş yap. Şimdi buradan ne çıkıyor? Bilahare Diyanet İşleri Reisi olan bu adam namazdaki tekbirlerin değiştirilmediğini bilmiyor. Demek ki camiye girmemiş. Ben o Türkçe ezan ve kamet zamanında çok müezzinlik yaptım. Çok müezzinlik yaptım. Müezzin Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak der. Netice haydın namaza, haydın namaza. Namaz başladı, namaz başladı. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Kat-kâmet-i sala yok. Namaz başladı, namaz başladı. Bugünkü gibi hatırımdadır, müteaddit müezzinliğim var. İmam Allahu Ekber der. Namazın içindeki tekbir değiştirilmemiş. Cenaze namazında da, normal zamanda da imam benim yaşımdakiler hatırlar. İmam Allahu Ekber der. Bu herif bilahare Diyanet İşleri Riyaset makamına geçen boyalyon, 33 dereceli mason, camiye girmemiş ki bunu bilmiyor. Mustafa Kemal namazının Tanrı uludur, Tanrı uludur dedi. Eskiler buna intak-ı hak derler. Hakkın isteyerek veya istemeyerek yerini bulması. Bu da bir intak-ı haktır. Cevat Fazıl Paşa hakkında ben bunu son kitabıma yazdım ama maalesef hayatı hakkında bir bilgi alamadım. Eğer herhangi biriniz internette şurada burada doğumu ölümü hakkında bir bilginiz olursa bana da ulaştırırsanız memnun olurum. Fazla bir bilgim yok. Başka bir şey sor. Eyvallah. Üstadım, aslında çok evvel, belki birkaç sene evvel cevapladığınız bir sualdi bu zannediyorum. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yeniçerilerle ilgili bir sual. Sualini soran arkadaş diyor ki, internetteki araştırmalarım da Osmanlı'da Lutiliğin yaygın olduğunu... Aşağı bekalla. Ve hatta sonuçlarda Yeniçerilerin cinsel ihtiyaçlarının karşılanması için Civelet Taburu adı altında oğlanların savaşa götürüldüğünü okudum demiş. Kanım dondu diyor. İşin aslını size sormak istedim. Okuduğu adam, muhtelif eserlerde okuduğu adam o meşreptendir de... Onu yazan o meşreptendir de. Eyvallah. Öyle adamlar isterler ki, şimdi ismini vermeyeyim, öldü gitti bir adam vardı. Tarihin hep böyle taraflarını kurcalar, böyle uydurmalar yapardı. Çünkü bakın, hırsızın kabusu namuslu adamdır. Fahişenin kabusu namuslu kadındır. Herkes hırsız olsa hırsızlık hoş görülür. Kimse hırsıza eğri gözle bakmaz. Herkes namussuz olsa fahişeye kimse eğri gözle bakmaz. Pisler namus düşmanıdır.
Çünkü analarından dolayı hor hakir görülürler. Herkes piç olsa onlar hor hakir görülmez. Böyle adamların uydurmalarıdır bunlar. Aklımda birisi var ama Allah taksiratını affetsin, söylemeyeyim. Böyle adamların işleridir böyle tarihe bu gözle bakmak. Civelek denilen sınıf Yeniçerilik'te aşçı yamaklarıdır. Küçük yaşta askerlik yapacak çağda olmadıkları için, vücutça gelişmiş olmadıkları için bunlar devşirildikten sonra mutfakta çalıştırırlar aşçı yamağı olarak. Sonra da ya asker olurlar yahut yaşları gelişince. 14-15 yaşlarında çocuklardı bunlar. Şimdi esnafın yanında çırak var. Esnafa bu gözle mi bakalım? Aynen bunun gibiydi. Bunlar aşçı yamaklardırlar. Civalak denmesi de zaten civan genç demektir. Farsçadan gelen bir kelimedir. Genç çocuklardır. Aşçı yamaklı ile Yeniçeriliğe intisap ederler. Yaşları ilerledikten sonra ya aşçı olurlar, o meslekte kalırlar, Yeniçerinin yemeklerini pişirirler. Yahut da Yeniçeri ordusuna asker olurlar. Şimdi burada bir şey var. Yeniçeriler 40 yaşına kadar evlenmezler. Bu iddianın menşei de bu meseledir. Yeniçeriler 20-40 yaşına kadar evlenmez. 40 yaşında emekli edilir. Ondan sonra çoluk çocuk sahibi olurlar. Bunun sebebi şudur. Arkasında çoluk çocuk olan bir insan harpte gözü karalık yapamaz. Evladı yalını düşünür. Hani bekarlar için derler ya ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz. Bu mantıktır işte. Çoluk çocuk sahibi olsa dal kılıç, yalın kılıç, serden geçilik yapamaz. Onun için evlenmesine, emekliliğine kadar müsaade edilmez. Ancak insan tabiatında İmam-ı Gazali'nin de tespitiyle üç kuvve-i asliye vardır. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye. Neslin devamı bu kuvvet sayesindedir. Bu frenlemek zordur. Onun yolunu da gerek medrese talebeleri için, gerek de Yeniçeriler için Osmanlı çorbalarına şap koymak suretiyle bulmuşlardı. Bugün bile Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda asker karavanasına şap koyarlar. Bu şehveti köreltir. Bu bunun ilaç gibi tedbiridir. Bugün bile belki askerlik yapanlar farkında bile değildir. Ama bir tarihten gelen bir ananedir. Askerler içtikleri çorbaya şap konulduğunu bilmezler. Cinsi arzuları köreltir muvakkaten, temelli olarak değil. Bu temayül herkeste aynı derecede değildir. Bazen aşırı şehvetli olan çocuklara ben de söylüyorum. Aktardan şap al, çorbana at, sabret. Sabret, istimna beyne zarar veriyor. Beyne zarar veriyor. Benimle yakın görüşenlere bunun zararlarını anlatan bir de kitap veriyorum. Al oku. Hatta sağlık ansiklopedisinde buna dair bir bahis var. Fotokopi yaptım veriyorum bak. Bu bel suyu, dere suyu değildir. Umumi yerde konuşacak bir şey değil ama yeri gelmişken söyleyeyim. Dere suyu değildir. İnsan zekası beyindeki fosfor miktarıyla ölçülür. Fosfor kainatta en fazla menide vardır. Onu akşam sabah sarf eden aptallaşır. Tahsil hayatında görürsünüz bunun örneklerini. Onun için şap bunun ilacıdır. Yeniçeri ocağının çorbasına şap koyarlardı. Cinsi arzuları geçici olarak iptal ederlerdi.
buradan açılmışken bir başka şey söyleyeyim. O zaman derler ki harem ağası var. Harem ağalarının da erkekliği giderilmiştir. Harem ağasını o hale getirmek Osmanlı'nın yaptığı bir iş değildir. Harem ağaları Sudan'ın güneyinde bir tarikat mensuplarının işidir. Cinsi arzuları yok ederek bu surette zenginlerin evlerinde hizmetkar olma, saraylarda hizmet etme şansını elde etsinler diye, hatta bunu bir ibadet diye yaparlar. Bu dünyada sadece Sudan'ın güneyinde bir kabilenin yaptığı iştir. Osmanlı da bunu iki yerde istihdam etmiştir. Biri haremde, biri de Mekke-Medine hareminde. Hacca gidenler bilirler. İzdihamdan kadın, erkek, mahşer gibi birbirine geçiyor. Orada ben ilk hacca gittiğim zaman Osmanlı zamanından kalma harem ağaları hala hayattaydılar. Onlar emekli etmişti Suud. Emekli etmişti. Orada haremde namaz kılarlardı. Millet de onlara sadaka verirdi. Uzun çubukları vardı. Erkek kadına yaklaşmasın diye mesafe koymak için çalışırdı. Bugün de normal polis bunu yapıyordu. Osmanlı Mekke Medine hareminde bunları istihdam etti. Bir de sarayda haremde istihdam etti. Hiç kimseyi Osmanlı bu şekilde harem ağası haline getirecek bir ameliye yapmış değildir. Mevcut olanı kullanmıştır. O zamanın modasında da bu sadece Osmanlı'ya ait değildir. Bu Memluklarda da vardır, Abbasilerde de vardır, Selçukilerde de vardır, her yerde vardır. Ve o insanlar bunu bir iddiaya göre ibadet olsun diye, bir iddiaya göre de zengin ailelerin veyahut hükümdarların saraylarında yaşasınlar diye yaparlar. Üstadım, meseleyle alakalı diye müsaadeniz olursa ekleyeyim. İç oğlanları tabirini de aynı manaya getirmek edenler var. Onu da söyleyeyim. Ben Ayhan Bey'in kliniğinde yatarken orada bir asistan bana dedi ki ya sen tarihle meşgul oluyorsun. Ey, Osmanlı Sarayı'nda iç oğlanları diye var. Yani lutilik mi vardı? Böyle anladı. Oğlan kelimesinin o tarihlerde öyle bir manası yoktur. Şu ulan kelimesi var ya, ulan kelimesi de oğlandan bozma ortaya çıkmıştır. Oğlan, oğlan çocuğu demiyor musun? Genç erkek çocuğuna denir. İç oğlanları İşte aynen bu civelekler gibi buluğa ermemiş şeyde çalıştırılan çocuklardır haremde. İç. O haremin içinde çalıştıkları için bu iç kelimesi gelmiş iç oğlan. Bunun içi var da dışı yok. Çünkü dışarıda çocuğa ihtiyaç yok. Dışarıda büyük adam çalışıyor. Yani iç oğlanı var, dışı oğlanı yok. Bunun manasını sade bulu vermemiş çocuk harem dahilinde çalışır. Onun için içi olanları denir. Yoksa bu işin de böyle ahlaksızlıkla hiçbir alakası yoktur. Ama Kemalist inkılaplar sadece dini tahrip etmemiş. Din ile lebalep olan, gayreti diniye ile vuku bulmuş olan tarihi vukuatı da dinin itibardan düşürülmesi için böyle kullanmıştır. Tarihi de böyle kötülemiştir. Size kitap gösterebilirim. Bu isnadı bir cumhuriyet milletvekili Fatih Hazretlerine yapıyor. Karşıma çıkacağını bilsem kitabı aşağıda getirdim size. Şeref Aykut, Edirne Saylavı, Mustafa Kemal Paşa'nın Edirne Saylavı, yani milletvekili, Fatih'e noterasının oğluna tecavüz etti diye iftira eden kitap.
Zaten kimi etmiyor ki? Osman Gazi'den başlıyor. Sultan Vahidettin'e kadar sövmediği padişah yok. Propaganda böyle bir silah. Bunların kafası dinin aleyhine dönmüş. Ekrem Rize diye bir adam var. Rize mebusu. Ekrem Rize. Hanedan Türkiye dışına kovulurken ne diyor biliyor musunuz? Meclis tabutlarında görün. Padişahların mezarlarını açalım. Kemiklerini vatan harcına çıkaralım. Dirisini çıkarıyor çoluğunu çocuğunu. Padişahların mezarlarını açıp da bunların kemiklerini de vatan harcına çıkaralım diyor. Bunu Türk milleti namına, onu temsilen milletvekili olmuş biri söylüyor. Bugün bir harp olsa İran'la Türkiye arasında İran'ın yanında olurum diyen bir milletvekilini çok kınadık değil mi? Bunun daha dehşetlisi var. İşte bunlar hep Kemalizmin serpintileridir. Sahilde otururken kapı gibi dalgalar gelir. Bakarsın ya bu nereden çıktı bu deminden beri yoktu. Biraz evvel oradan bir gemi geçmiştir. O geminin dalgaları sonra gelir. O gemi geçer, dalga sonra gelir. Eğer boğazda bir yerde çay içerseniz görürsünüz. Gemi geçtikten sonra dalga gelir. Bunlar hep Kemalizm ihanetinin dalgalardır. Günümüzü akseden dalgalardır. Ama kel aynak kurşuna döndüler. Nesilleri tükeniyor. Nesiller tükeniyor. Sokağa çıkın. Kaç tane başında şapka olan adam görüyorsunuz? Halbuki kanun diyor ki her Türk şapka giymeye mecburdur. Bu kanun hala meri ha. Hala meri. Hem de anayasaya aykırılığı iddia edilemez diye anayasada madde var. Kemalizm böyle bir eblehliktir. Oradaki kanunlardan birisi dini makam veya mevki ifade eden bir soyadı alınamaz. Bugün Kadıoğlu var, Müftüoğlu var soyadı. Bu kanun da anayasayla korunuyor. Bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, ağa, paşa sözleri yasaktır. Kullanılamaz. Bu kanun da orada anayasanın ile korunuyor. Anayasaya aykırılığı iddia edilerek dava açılamaz diyor. Hayat senin kanununu çöpe atmış. Akılsız. Sen anayasaya buna dokunulmaz desen ne olur, demesen ne olur. Bu eblehliktir. Hayatın dinamizmini kabul etmemektir Kemalizm. Dünya yeniden yeniyedir. Hayatın dinamizmini ilahi nizam bile kabul etmiş de bab-ı içtihat diye bir kapı açmış. Yenilikler hakkında işin mantığı muhafaza edilerek yeni hükümler ihdas edilsin diye bab-ı içtihat diye içtihat kapısını açık tutmuş. Kıyamete kadar da açıktır. Felsefede olduğu gibi apoks yani muhakemeyi tatil İslam'ın tanımadığı bir şeydir. Allah'ı kabulden evvel şüpheden yola gir. Hiçbir mahsuru yoktur. Ararken gitsen mümin gidersin. Ama yoktur deyip arka üstü yatarsan Mustafa Kemal'in yanına gidersin. Ya da bekle Fethullah ile beraber gidersin. Demek ki bak, la ibadete kel tefekkür. Düşünme gibi ibadet yoktur, peygamber buyuruyor. Düşün. Kadıya bir hüküm sorsa, vicdanına danış diyor. İçin mutmain olsun. Perde tanıdığı hakka bak, için mutmain olsun aldığın fetvadan. Bir de vicdanına danış. Şimdi ilahi bir nizam, vazı Cenab-ı Rabbil Alemin olan bir nizam bile hayatın dinamizmini kabul ediyor.
Kemalistler kabul etmiyor. Bir Osman Pamukoğlu diye bir general vardı. Parti kurdu. Ne dedi? 10 Kasım 1938'den başlayacağız dedi. Oraya kadar yok parti diyor. Ne oldu? Yerinde yerler esiyor. Yel üfürdü, su götürdü. Gerçekten kopuk, hayatın realitesini kabullenmeyen adamların başarı şansı yoktur. Kimse suyu tersine akıtamaz. Baraj yapar, bir yerde toplarsın, gene kendi istikametinde devamı, gölün üstündeki oradan akar. Tersine akmaz. Bu hayatı tersine çevirme mantığıdır. Böyle bir mantığın elde edeceği netice yoktur. Şimdi Kemalizmi kim müdafaa ediyorsa, komünizmi kim müdafaa ediyorsa, din aleyhtarlığını kim yapıyorsa, yıkılacak duvarın altına giriyor, ya sen bilirsin. Kadere ters düşen mağlup olur. Mağlup olur. Kadere ters düşen bizim canibimizden 3 adamı size misal vereyim. Sultan Aziz, Sultan Hamid, Sultan Vahidettin. Allah beka sıfatını zat-ı uluhiyetine hasrettiği için fanilik ebedidir. Alem şumuldür. Bütün mükevvenata şamil bir kanun ilahidir. Allah kemalden zevale dönüşü murad etmiş. Abdülaziz karşı çıktı, hayatından oldu. Abdülhamid karşı çıktı, gönlü razı olmadı küfrün galebesine. Tahtından oldu. Beylerbeyi Sarayı'nda hapis tamamladı hayatını. Sultan Vahidettin karşı çıktı, vatanından oldu, gurbette can verdi. Akıbet küfür galip geldi. Çünkü murad-ı ilahi o. Ne gündüz sonsuz devam eder, ne gece, ne yaz devam eder. Müddetin tamamladı mı mütekabil mevsime dönüş yapar. Biz bu kıştan çok memnunuz, yaz gelmesin desen bir faydası yoktur. Gündüzden çok memnunuz, geceyi istemiyoruz desen bir faydası yoktur. Tebeddülat bu alemde ebedidir. Bu tebeddülata karşı çıkan mağlup olur. 1950'ye kadar o gelişme tamamlandı. 50'den sonra dönüş başladı. Bu sefer de o küfrü tersin eden, takviye eden, icra eden, ona iman eden adamlar mukavemet ettiler aksi bir gelişmeye. 27 Mayıs ihtilali budur, 80 ihtilali budur, 12 Mart muhtırası budur. Nasıl Sultan Aziz başaramadıysa Cemal Gürsel de başaramadı. Nasıl Abdülhamit başaramadıysa Kenan Evren de başaramadı. Bundan sonra kimse de başaramaz. Ta ki İslam'ın galibesi gerçekleşince. Tutulan güneş ebedi karanlıkta kalmaz. Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi. Sönmez ebedi, her günün bir gecesi vardır. Her gecenin bir gündüzü vardır diyor Tevfik. Ha, bu tamamlanacak. Bu vetire tamamlanacak. Süreç değil, bu vetire tamamlanacak. Aha bugün yaz gibi bir gün var. Yarın bakarsın kar yağar. Çünkü bu mevsimin tabiatına aykırıdır. 7 Haziran seçimleri mevsimin tabiatına aykırı bir işti. Allah nasıl tahsis etti bak. Oradan milletin bir kulağını çekti. Ulaştığınız rahatın kıymetini bilmiyorsunuz. Eski günler size ben bir hatırlatayım dedi geçici olarak. Bir 5 aylık hatırlattı. Öyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, bir daha seçim oldu. Aynı millet. %49,5'la iktidar yaptı. Neden? Mevsimin icabı bu. Aha bugünkü güzel güneş yaz gibi aldatabilir adam. Ama yarın ya devam eder ya etmez. Mevsimin tabiatına uygun olan işte şans vardır.
Tayyip Bey 40 sene evvel bu yaşı idrak etseydi belki bakan bile olamazdı. Bakan bile olamazdı. Ben kendisine söyledim, Erbakan 10 ay zor durdu başbakanlıkta da sen 10 seneyi devirdin. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bu Erbakan'ın kabahati değil. Milletteki düzelme ancak öyle bir adamı 10 ay orada tutabiliyordu da onun için. Şimdi 10 sene tutabiliyor. Yarın bundan daha iyi olacak. Bunu mantıklı bir teselsülle kısaca söyleyeyim. Hiç olmazsa ümit var bir perspektifle bu sohbeti bitirelim. Bakın, İslam karşıtı tavrın birinci adamı Mustafa Kemal'dir. İddiaya göre dastani bir adamdır. Bana göre kadere tevafuk bereketiyle böyledir. Belki iddiaçılarda ondan daha dirayetli adam vardı. Ama şans buna yaver oldu. Kader buna yaver oldu. İkinci adam İnönü'dür. İnönü'nün çeyreğe kadardır. Üçüncü adam Ecevit'tir. Ecevit İnönü'nün çeyreğe kadardır. Dördüncü adam Baykal'dır. O da Ecevit'in çeyreğe kadardır. Beşinci adam Kılıçdaroğlu'dur. O da Baykal'ın çeyreğe kadardır. Şu size bir mantık göstermiyor mu? Bundan sonra gelecek olan da Kılıçdaroğlu'nun çeyreğe kadar olacak. Çünkü o sukut çizgisi yaşıyor. Düşme. Düşme halinde. Bu tarafta birinci adam ben deriz. Bir cuma namazı kıldığını, bir cenaze namazı kıldığını gören yoktur. Ama bir köylü çocuğuna ağlarken bir karamele şekeri versen susar. O şekeri Şişli'de bir çocuğa versen kafana atar. Beğenmez. Millet o köylü çocuğu gibiydi. Onun bir iki verdiği İslam'a verdiği tavizi mühimsedi. Mest oldu. Aslında bir cuma namazı kıldığını, bir cenaze namazı kıldığını ben görmedim. Ben Menderes'te iki defa görüşmüş bir adam. O günden ta 46 seçimini bilen bir adam. Eyüp Camii'ne şahsi parasıyla halı aldı koydu. O halı nasıl diye girip de gördüğüne inanmam. Biri söylese inanmam. İkinci adam Demirel. Demirel Mason. Dangıl dungul bir adam. Ama milletteki gelişme onu mecbur etti. Mercedes'ini Kocatepe'nin önüne çekti. Cuma kıldı. Demek ki Menderes'ten çeyrek daha bize yakın. Üçüncü adam Özal. Özal Çankaya'da Mustafa Kemal'in rakı alemi yaptığı masada Kur'an okuttu, teravih kıldı. Demek ki o da Demirel'den daha bize yakın, İslam'a yakın. Dördüncüsü Tayyip Bey. Burada mukayese gösteriyor ki hep burada iyiden daha iyi geliyor veya kötüden az daha kötüsü geliyor. Kötülük azalıyor, iyilik çoğalıyor. Tayyip Bey'den sonra daha sağlamı gelecek. Hiç korkma. Bu çizgi böyle devam eder. Neye kadar? Zirveye kadar. O zirvede bir müddet kalacak. Bu Müslümanlar, bu bugün ağlar vaziyette başsızlık belasıyla kıvranan bu Müslümanlar Batı Roma'yı fethedecek. Peygamberin müjdesi var. Müslüman ümitsiz olmaz. Men amene bil kader fakat emine bil keder. Bugüne bakma, yarına bak. Batı Roma'yı fethedeceğiz. O demektir ki onu yapamayan ecdattan daha üstün bir seviyeye bu ümmet çıkacak. Bunun da lideri Allah'ın izniyle gene biz olacağız. Bu kokuyu aldıkları için bize düşmandırlar. Biz de bu istidadı gördükleri için bize düşmandırlar. Bizim şuur altımızda bunu gördükleri için. Bunun tezahürlerine şahit oldukları için. Bakın Bağdat Paktı diye Menderes bir pakt imzaladı. Bağdat Paktı'na imzası koyan 3 Türk asıldı. Irak tarafından bu pakta imza koyan Nuri Said de Kral Faysal da öldürüldü. Bu Türkiye'ye bir ders vermekti.
Sana çizdiğim hudutların dışına bakma. Türkiye, Lozan'da 10 milyon nüfusa bu haritayı verdiler. Bunun 80 sene sonra 90 milyon olacağını bilselerdi bu haritayı da vermezlerdi. Doğuda ya Kürdistan olacak ya Ermenistan olacak derlerdi. 10 milyonu tehlikeli görmediler. Allah bir nüfus bereketi verdi. O gün Yunan da 10 milyondu, biz de 10 milyonduk. Harbi umumiye 60 milyon girdik. 10 milyon çıktık Anadolu'dan ibaret. Bu 10 milyon nüfus bugün 80-90 milyon oldu. Şimdi onun için bizi bölmek istiyorlar. Bu tehlike arz ediyor. Coğrafya küçük ama taşacak. Bir şey zıyık olduktan muttasi olur der mecelle. Taşacak. Irak'la ilgileniyor, Suriye ile ilgileniyor, Suud'la ilgileniyor. Hudutların dışına bakıyor. Anlıyorlar ki bunun sonu budur. Buna dair size şahit olduğum bir vakayı. Şimdi değil, 69 senesinde. Bakın elin Yahudisi nasıl görüyor. 69 senesinde Manchester'de Dünya Müslüman Talebeler Kongresi'ne konuşmacı olarak gittim. O konuşmada bana, konuşmadan sonra bana bir Guardian gazetesi getirdiler. Guardian gazetesinde Turkey Letters, Türkiye mektupları adıyla bir makale vardı. Yazan Samuel Cohen. Ben adamı tanıdım. Orada Samuel, burada Sami. Avrupalılara akıl veriyor. Avrupalılar akıl veriyor. Diyor ki siz Türkiye'deki gelişmelere lakayt kalıyorsunuz. Unutmayın bunlardan 400 sene dayak yediniz. Her köyde bir Kur'an kursu, her kazada bir imam hatip açılıyor. Sanayi hareketlerine de başladılar. Bunlar maddi manevi bellerini doğrulturlarsa siz bunlardan bir daha dayak yersiniz. Siz diyor Japonların sanayi kalkınmasına lakayt kaldınız. Uzak nasıl olsa. Bugün konfeksiyon olarak birçok mamulünüzü orada yapıyorsunuz. Türkiye Japonya değildir. Sizin de hemuduttur diyor. Sizin de hemuduttur. Balkanlarda hala bakiyeyi suyufu olan anasır vardı bu mahiyette. Yani gavuru ikaz ediyor bir an evvel. Bizde vardır ya yılanın başını küçük yenez. Çare bul. Sanayi montaja. İslami kalkınmayı şeriatsız bir kalkınmaya. Var ya böyle açık saçık kadınlar konuşuyor. Başı açık şeriattan bahsediyor. Böyle bir muvazaa mantığına. Bunlar ben 80'li yıllarda yazdım ne yapmak istediklerini. Üç davayı da boşa çıkarmak istiyor. Fakat Allah'ın murad-ı ilahiyesi beşeri planları daima ters düştüğü müddetçe bozar. Yemkürûne yemkürullah fellahu hayrül makirîn. İnsanların planı vardır. Allah'ın da bir planı vardır. Eninde sonunda Allah'ın planı galip gelir. Allah'ın planı galip gelir de Suriye'de Müslümanlar niye üzülüyor? Niye eziliyor? Yemen'de şöyle oluyor, burada böyle. Ha. Kader perspektifinden bakmazsanız bunları anlayamazsınız. Beşerin maruz kaldığı muamele, murad-ı ilahiyi tahrik eden temel unsur, beşeri liyakat veya istikaklardır. Başına bir bela geldiği zaman, acaba ben bir yanlış yapıp da bunu hak mı ettim diye düşün. Yoksa Allah seni böyle imtihan ediyor. Bu ölüm olsa mazlumen ahirete gitmem için mi? Zalime ceza verecek. Beni mazlum takdir etti. Onu zalim o bu zulmü işleyecek, cezasını çekecek. Ben de ahirete mazlumen mi gideceğim? Bin türlü hikmeti var. Bunu tahmik edersek. Bunu tahmik edersek bin türlü hikmeti var. Allah Müslüman'ı kayırır da kafiri
efendim mağlup eder, perişan eder, hata edene hemen cezasını verir olsaydı iman cebir olurdu. Cebir, cebir. Alem, alem imtihandır. Varlık da imtihan, darlık da imtihan. Eğer suç işleyenin hemen kafasına bir taş düşseydi insanlar mecbur iyi olurdu. Ve yemudduhum fî tuğyânihim yâmehûn. Allah'ın ehli küfre, ehli zulme mühlet vermesinin hikmeti budur. Burada kader sırrını daha fazla açmaya vaktim yok. Ancak hikmete nazar ederseniz, akıllı adam maruz kaldığı musibetten bile karlı çıkar. Sen kendi iradenle bir yanlış olsan bile o yanlışı bir nedamete inkılap ettir. O nedametten, ibadetten fazla kazanırsın. Sana gurur veren doğrudan, sana mahcubiyet ve nedamet hissi veren günah daha hayırlıdır. Ne dediğime dikkat edin. Çünkü bu nefis öyle bir azgındır ki, namaz kılan, iki rekat namaz kılan adam tepeden kılmayanlara bakmasını hiç görmediniz mi? O namaz değil. Elhamdülillah Allah bana nasip etti. İnşallah bunları da nasip eder. Üzerindeki fazlı keremi Allah'tan bileceksin. Ben niye ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib okuyorum. Ben burada ben konuşmuyorum. Ben bir kaval. Kaval. İçinden rüzgar geçti, ses çıktı. Allah'ın izni sayesinde konuşuyorum. Buraya gelirken sekteyi kalpte gidebilirdim. Bir arabanın altında kalabilirdim. İhtimaller sonsuz. Manileri kaldırarak sizin buraya gelişiniz de aynıdır. Olan bir şey olması muhtemel olan milyonla şeyin yerini almıştır. Kaderi iyi kavrayın. Şu anda burada olmasaydım birçok farklı yerlerde olabilirdim. Burada olman, orada, oralarda olmanı engellemiştir. Her oluş, olması muhtemel olan sonsuz şeye manidir. Yeri o işgal etmiştir. Mekanda da böyledir, zamanda da böyledir. Akıl olan, üzerinde tahakkuk eden nimetleri sahibine irca ederek mütalaa eder. Aklı da veren o, sağlığı da veren o, amal-i salihaya imkan veren de o. Bundan 50-60 sene evvel ben bir Kadir gecesinde müşteri aradım fikirlerime. 3 yurttan kovuldum. Kovuldum. Ben aynı bendim. Aynı şeyleri söylüyordum. Müşteri bulamıyordum. Peki sizi müşteri benim iradem mi yaptı? Sizi ben bu hale getirdim. Hayır, benim dışımdaki sebepler. Her ferdi hareket bile, her ferdi hareket bile o ferde ait olmayan, dışında cereyan eden, onun iradesi mahsulü olmayan sebeplerledir. Meslek seçişte böyledir, aile seçişte böyledir. Her şey böyledir. Senin iradene yön veren yığınla esbab senin dışında tecelli eder. O zaman zamanını iyi tanı. O zamanın sana sağladığı imkanları iyi anla. Herkesin mesuliyeti gerek üzerinde tahakkuk eden nimetlerin eşit olmamasından ve gerekse de yaşadığı muhitin, zamanın, zeminin aynı olmamasından farklıdır. Sen kendi hesabına göster. Allah-u Azimüşşan hepimizi. Üzerimizde tahakkuk eden nimetlerin bizim için doğurduğu borcu ifa ederek kendi zat-ı uluhiyetinden beraat fermanı alacak derecede amal-i salihaya muvaffak buyursun. Allah-u Azimüşşan bu nimet-i imaniyenin bize kadar ulaşmasına
emeği geçmiş olan cümle insanların ruhlarını şadan andan eylesin. Allah-u Azimüşşan bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olan amellerden bizlere de bela kanma bela, inham-ı ihsan ikram eylesin. Allah-u Azimüşşan milletimizi hüviyeti asliyesine irsal eylesin. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi'l-fatiha.